Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme istihdimna fi hizmetil Kur'ani vel imani vel İslam. Amin. Ya hayyu ya kayyum ya bedi'as semavati vel ardı ya zel celali vel ikram. Allahumme inna nes'eluka en tuhiyye kulubena bi nuri marifetike ebeden ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Rahman ve Ya Rahim ve Rahmetike Ya Rahman ve Rahim. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, Katre Risalesi'nin Katre'nin Zeyli bölümünün remizler ne remizler diye sanki paragraf paragraf her bir yani her paragraf değil her bir bölüme bir remiz ismini vermiş. Ben yanlış hatırladım. Yedincisinde kalmışız. Daha önce beşincisi demiştik. Hayır. Yedincisinde kalmışız. Yedinci remiz arkadaş. Yani başlığı yedinci remiz değil. Başlığı remiz de eğer sayarsak Katre'nin Zeyli bölümünde yedincisi. Arkadaş, bir kelime-i vahidenin işitilmesinde bir adam bin adam birdir. Aynıdır. Yani siz bir kelime söylersiniz, onu işitmede duyabilecek mesafede olan bir kişi de olsa aynısını duyar. Bin kişi de olsa aynısını duyar. İlginç, bölünmez. Bin kişi var diye siz bir parçasını, diğeri bir parçasını, bir diğeri de diğer bir parçasını duyar değildir. Bu çok ilginç bir yaratılış türü, çok çok ilginç bir yaratmada, çok ilginç bir özellik. Her bir hava molekülü bütün sesi aynı, bütün özelliğiyle birlikte algılıyor, alıyor, yükleniyor dalgayı. Siz dalganın yarısını ben duydum, diğer yarısını da sen duydun değil. Hologramda olduğu gibi. Sanki lazer ışınlarıyla yapıyorlar hologramı. Ya teknik ismi bilgim yok da öyle duyuyorum. Lazerde böyle bir tekniği uygulamak mümkünmüş ama biz her gün bu meseleyi yaşıyoruz. Yaratılış hususunda da yani yaratmadaki bu özelliği görüyoruz. Her gün yaşadığımız, müşahede ettiğimiz bir örnek bu. Bir kişi bir kelime söylüyor. O kişinin söylediği o kelimeyi binlerce insan da olsa, bir insan da olsa aynı şekilde herkes tekrar onu işitiyor, bölünmeden, parçalanmadan. Yani bir kısmını birisi, diğer kısmını diğeri duyuyor şeklinde değil. Yaratılış hususunda da kudret-i ezeliyeye nispeten bir şey, bin şey birdir. Nev ile fert arasında fark yoktur. Yani bir nev'i yaratmak ile o nev'in binlerce, milyonlarca ferdini yaratmak arasında fark yoktur. Ama bu nevle fert yalnızca bir örnektir. Mesela karıncanın bir nevini yaratıyorsunuz. O neviden milyonlarca, milyarlarca karınca yaratılıyor. Bu fark etmediği gibi bütün karınca türlerini bir kefeye koyacak olursak binlerce değişik karınca türü var. Onların hepsini yaratmak da o kudrete nispeten hiç farkı yok. Bir de yalnız karıncalar değil ama bütün canlı hayvanlar diyelim. Canlı hayvanların hepsini bir canlı hayvan yaratmak ile bütün canlı yaratmak, canlı hayvanları yaratmak veya bütün canlıları bitkilerde dahil yaratmak veya bütün kainatı yaratmak arasında fark yoktur. Bu yaratılışı gerçekleştiren kudreti ezeliye olduğunu, yani kudreti ezeli demek
sonsuz demek. Ezeli kudret, sonsuz kudret, mutlak kudret olduğunu gösterir. Akıl için başka bir yol yoktur. Eğer kudret mutlak değilse, eğer kudret ezeli değilse, olmasaydı şu alemde gözlemlediğimiz yaratılış bu özelliğe sahip olmazdı. Sanki bir kelime binlerce kişinin kulağına aynı anda bölünmeden, parçalanmadan girebildiği gibi, ki yaratılışta böyle bir kural var. Yaratılıştaki bu kurala dikkat ederek şu sonuca ulaşıyoruz. Yaratılışın gerçekleşmesinde de kudretin sonsuz olduğunu, biz kudreti sonsuz olarak gördüğümüzden değil. Sonsuz bir kudret müşahede ettik, yukarıda bulutların arkasında falan tarzında düşünmüyoruz. Veya gidip bir gördük diye de birisi gitmiş görmüş, kudret sonsuzmuş, sonsuz olduğunu görmüş, bize onun tanıklığını yapıyor da biz de onun için inanıyor değiliz. Veya Kur'an'da veya kendimize göre, her milletin kendine göre bir kutsal metni var. O şu veya bu kutsal metinde Müslümanlar içinde kutsal metin Kur'an. Kur'an'da yaratıcının kudretinin sonsuz olduğunu söylüyor da onun için biz yaratıcının kudretinin sonsuz olduğuna inanıyor değiliz. Yaratıcının kudretinin sonsuz olduğunu söyleyen Kur'an'dan gelen bu mesajı alıp kainata baktığımızda, gerçekten kainattaki yaratılışın gerçekleşme biçiminin aynen Kur'an'da söylediği haberi onaylıyor, cinsten onaylamasından kaynaklanıyor bizim inancımız. Yani evet diyoruz, bu söz doğrudur. Bir fert ile bir nev'in, bir nevi ile aynı nev'e giren diğer başka nevilerin, hani karıncaların, arıların, yılanların, solucanların, kelebeklerin, kuşların, tüm hayvanların veya da bitkilerin hepsinin nevileri arasında, nevilerinin bir olması ile binlerce nevi olması, her bir neviden bir tane ferdin yaratılması ile milyonlarca, milyarlarca ferdin yaratılması, o nev'e ait her bir karınca nev'indense her bir karıncanın, arı nev'indense her bir anının veya kuş nev'indense her bir kuşun tek tek yaratılması ile hepsinin birden yaratılmasının arasında hiçbir fark olmaması, ki biz bunu gözlemliyoruz, görüyoruz bu dünyada böyle gerçekleştiğini, bize yaratan kudretin sonsuz olduğunu söylüyor. Sonsuz olduğu haberini veriyor. Ve Kur'an'da da yaratıcının kudretinin sonsuz olduğunu söylemesin üzerine biz evet diyoruz. Bu söz doğrudur. Kainatta gördüğümüz yaratma şekline, yaratılışın gerçekleşmesine bakarak tasdik ediyoruz. İşte bu tasdike iman deniyor. Körü körüne iman olmadığı gibi yalnızca zahirdeki görünen, işte burada hayvanlar var, bitkiler var, bunlar o hayvanlar var, bitkiler var, oluyor bunlar işte, bunlar hep zaten böyledir deyip geçmiyoruz. Bu nasıl oluyor da bir şey ile milyonlarcası aynı tarzda yaratılıyor? Yani dünyaya geliyor, varlık alemine geliyor. Makdil arkadaşımız diyor ki, o arada fark olmadığını nasıl gözlemliyoruz biz bu dünyada? O arada fark olmadığını. Yani bir ferdin yaratılması ile bir nev'in yaratılması arasında, varlık alemine gelişi arasında fark olmadığını biz nasıl gözlemliyoruz? Çünkü
bir balık yumurtladığı zaman milyon tane balık yumurtluyor ve bunun hepsi aynı anda varlık alemine geliyor. Çok oldu diye yaratıcıya ait, yaratıcının çok olduğu için, sayısı çok olduğu için, çeşitlerinin de çok olduğu için, çok çeşit balık var ya veya çok çeşit kuşlar var, onun gibi çeşitleri çok olduğu için yaratmada bir zorluk çekilmiyor. Varlık alemine gelirken bir zorluk çekilmiyor. Bunu hangi düzeyde, hangi derecede, düzeyde düşünürsek düşünelim aynı. Mesela bir insanın vücudunda 10 tane değişik azanın çalışması, onun çalışıyor olması bir zorluk teşkil etmiyor. Aynı anda çalışıyor ve eğer o azaların her birinin tek tek hücreleri ne düşünecek olursak, o hücrelerde aynı anda yaratılıyor. Yani hücrelerin çokluğu, onların varlık alemine gelişinde hücrelerin çokluğu bir zorluk teşkil etmiyor. Hücrelerin parçalarına inecek olursak, onların da parçalarının çokluğu yine varlık alemine gelişte bir zorluk teşkil etmiyor. Vesaire. Yani yaratılmada, yaratık aleme girişte bir varlık alemine gelişte kim var ediyorsa, o var edenin var etme özelliği mutlak olması lazım ki mutlak karşısında, sonsuz karşısında 1 ile 5, 10 bin arasında fark olmaz. Ancak mutlak karşısında fark olmaz. Onun için şu kainatın varlığını biz ancak bir yaratıcıya izafe ederek izah edebiliriz. Mutlak özelliklere sahip bir yaratıcıya izafe ederek şu kainatın varlığını izah edebiliriz. Onun dışında eğer bir başka mutlak olmayan bir kaynağa izafe edecek olursak, biz de aklen kaçınılmaz olarak şu sonuca ulaşacağız. Eğer mutlak değilse, ne kadar büyük olursa olsun, çoğaldıkça yapılan işin miktarı arttıkça yapılan işin hem kalitesi düşer, hem meydana gelişi, vücut alemine gelişi yavaşlar. Mesela güneş diyelim. Güneşin ışığını bakalım. Güneşle ışığı arasındaki ilişkiyi düşünelim. Her tarafa güneşin ışığı çok rahat bir şekilde gidiyor ama galaksiler bazında düşündüğümüzde bir yerden sonra güneşin ışığını kimse görmüyor da olabilir. Oraya yetişmiyor. Bak, gelmedi oraya, yetişmiyor. Demek ki gittikçe azaldı, gittikçe azaldı. Ne kadar büyük olursa olsun, sonsuz olmadığı sürece mutlaka azalıyor. Yaratmada böyle bir özellik var. Yaratılış emirle gerçekleştiği için biz ona kanun diyoruz. Yaratma kanunu, yani kün emriyle, ol emriyle gerçekleştiği için yaratma, yaratıcı ol diyor. O kadar, bir ol demesiyle, yani söz olarak ol demesi değil, olmasını bir irade etmesiyle bin tanesine ol, milyar tanesine ol demesi arasında fark yok. Çünkü kaynak mutlaktır. Bunu başka yerlerde daha basit bir şekilde bizim anlayabileceğimiz örneklerle anlatırken, mesela bir onbaşının kudreti 10 kişiye yeter. Askerlik örneğinden veriyor. Eğer onbaşı 10 kişilik bir gruba yürü emrini verse, dur emrini verse, 10 kişilik grubun isterse bir kişi olsun, isterse 10 kişi olsun, gücünün yettiği yere kadar 10 kişi ya, onbaşı tutsa bölüye dur emri verse kimse dinlemez. Gücü yetmiyor orada çünkü. Gücünün yettiği yerde 1 ile 10 arasında fark yok. Ve mesela diyelim bir tümen kumandanı, tüm general mi ne diyorlarsa, tümenin hepsine bir emir verse, bu sabah saat 5'te kalkılacak, bir cümle söylemesine rağmen emri alanların hepsi onun kudreti dahilinde olduktan sonra
tümenin tümü hepsi o emre uyar. Eğer kaynak kainatın tümünü kapsayacak şekilde ise ve kainatta yalnız dur, yalnız yürü değil, kimisi duruyor, kimisi yürüyor, kimisi yatıyor, kimisi ağaç, kimisi çöp, kimisi kaya, kimisi su, kimisi hava, hepsi var ve tek bir emirle kainat varlığını devam ettiriyor. Yani varlığa girme işlemi devam ediyor. Yeni yeni şekillerle yeni varlığa giriyorlar ve burada hepsi tek bir emirle varlık alemine giriyorlar. Tek bir emirle var oluyorlar. Ve bu emir sınır tanımıyor. Sayı sınırı tanımıyor. Buradaki verilen örnekte bir kelime söyleniyor. O kelimenin karşısında, o kelimeyi işitenlerin bir ile bin olması arasında fark yok. Mesela yaratılışta böyle kanunlar var ve prensip, biz de yaratılış alemine baktığımız zaman yaratılış alemindeki varlıkların hepsinin varlık alemine gelişinde aynı özelliği görüyoruz. Büyük, küçük, az, çok, basit, daha karmaşık, yaratılış arasında hiçbir fark yok. Çok daha karmaşık olan canlıların varlık alemine gelmesi daha zor değil. Var olmasını istediği anda, istediği şekilde hepsi var oluyor. Yok, zor değil ama sürekli düşünmemiz gerekiyor. Çünkü çok düşünmemiz gerekiyor. Çünkü biz varlık alemini İşte hep zaten böyle var diye peşine kabul ederek baktığımız için varlık aleminin varlık alemine gelişi, varlıkların, mahlukatın, mevcudatın varlık alemine gelişindeki harikalık dikkatimizi çekmiyor. Ben kendi adıma söyleyeyim, o harikalığı görmüyorum. Ama her şey güzel gibi geliyor da varlık alemine gelişindeki bu özellik görünmüyor. Evet. Bilemiyorum o fark olmadığını nasıl gözlemliyoruz biz bu dünyada sorusuna birazcık da olsa yardımcı olan açıklama oldu mu? Çok basit ama dikkatimizi çekmiyor. Hani illa açlıktan ölecek duruma geleceğiz. Ondan sonra bize bir somun ekmek verdikleri zaman bu nereden geldi, nasıl da ihtiyacım karşılandı diye bağırıp çağıracağız. Yani hayretler içerisinde kalacağız. Ama her zaman aldığımız nefesin kıymeti o bir somun ekmekten bin defa daha önemli olduğu halde onu takdir etmediğimiz gibi hem çok basit hem de ünsiyetten dolayı anlamıyoruz kıymetini. Böyle bir yaratılış var bu alemde. Hiçbir zaman zorlama yok, zorlanma yok. Hiçbir şeyin varlık alemine gelişinde sanki sırayla değil. Sırayla değil de maksat tek sırayla hızlı da olsa yapılıyor değil. Hepsi aynı anda gerçekleşiyor. Çok hızlı da değil. Zaman itibariyle zaman farkı olmaksızın gerçekleşiyor. Büyük küçük arasında kudretin tecellisi açısından hiç fark yok. Büyük küçükten birazcık zor, çok fazla değil ama azıcık zor diyemiyoruz. Hiç fark yok. Ol, kainata ol demek ile bir atoma ol demek arasında emirle oldu, yaratıldığı için. Biz bunları ben şahsen kendi adıma söyleyeyim, emirle yaratmayı, mübaşereten elle yaratma değil, yapma değil, emirle yaratmayı biz her zaman farkına varmıyoruz. Özel olarak konuşulduğu zaman fark ediyoruz. Yoksa bir genel olarak neyi tam kastettiğimizi bilmeden
Yani bu dünya yaratıldı diyoruz. Ama emirle yaratıldı, yani bir yaratıcı var, öyle birisi var ki şöyle olsun deyivermekle sayısız değişik yaratıkların hepsi tam bir ahenk halinde o şekilde oluyorlar. Birisi unutuluyor değil. Bir yaratmada zorluk var değil. Bunun üzerinde herhalde durduk, bilmiyorum geçelim mi yoksa daha fazla durmak ister misiniz? Kudretin ezeli olduğu, yani sonsuz olduğunu yaratık varlıkların varlık alemine gelişlerinden anlıyoruz. Eğer kudret mutlak olmasaydı yıldız atomları yaratmak ya göre yıldızları yaratmak daha zor olması lazımdı. Var etmek daha zor olması lazımdı. Halbuki kainatta hiçbir zorluk gözükmüyor. Her şey o kadar ahenkle gerçekleşiyor ki demek ki mutlak bir kaynaktan geliyor. Evet, geçelim mi diğer takip eden remize? Kısa ama çok önemli bir yerde. Evet. Devam edebiliriz diyor Makkim. Diğer arkadaşlardan bir soru, dikkat etmek lazım. O yani. Yoksa çok kimsenin bilmediği, hiç anlaşılmaz bir konudan falan bahsetmiyoruz. O kadar çok günlük hayatımızda o kadar çok yaygın bir şekilde yaşıyoruz ki bunu ünsiyetten sanki yokmuş gibi yaşıyoruz. Alışmışız. Suyun içerisindeki, denizin içindeki balık gibi. Suyun içinde yaşadığını bilmiyor. Biz de havanın içerisinde yaşıyoruz da havanın içerisinde yaşadığımızı bilmiyoruz. Onun gibi. Sorulunca evet diyor, nefes alıyoruz diyoruz. Yani fark ediyoruz. Peki nasıl oluyor deyince, bu ilişki nedir, ne anlama gelir deyince o zaman düşünmeye başlıyoruz. Yoksa sanki bize yalnızca bir beklediğimiz, alışılmadık bir şekilde beklediğimiz bir olay, umduğumuz bir olay, eğer alışılmadık bir şekilde, ihtiyacı olduğumuz bir şey, alışılmadık bir şekilde bize verilirse hayretler içerisinde kalıyoruz. Alışılmış bir şekilde gelirse, her zaman aldığımız nefes gibi, bu nefes nasıl oluyor da benim vücuduma giriyor da her an o vücudumdaki kanı temizliyor. Ne biçim temizleme fabrikası bu kardeşim, hiç akıl almaz, fikir almaz bir şey diye aklımıza çok az geliyor. Mesela bundan ibaret. Yoksa anlaşılmayacak çok karmaşık bir matematik formülü falan çözüyor değiliz. Yasemin Muz kardeşimizin güzel bir sorusu var. Sürekli farkındalığı nasıl kazanabiliriz? Ben şakayla cevap vereceğim. Bu sohbetlere katılmak suretiyle. Çünkü başka yerde bize bunlar hatırlatanlar az oluyor. Çok nadir oluyor. Yani nasıl kazanabiliriz? İman şuuru bu. Şuur ancak eğitimle gerçekleşiyor. Sürekli vurgulamakla, hatırlatmakla gerçekleşiyor. Yoksa durup dururken yani bir hap var onu demediğinizi biliyorum. O kadar olay küçük görmüyorum da, imkansız zaten. Yani bir hap var onu yutunca olacak değil. Bunu devamlı zikredeceğiz. Devamlı zikredeceğiz. Zikir bunun için geçerli ama bilinçli. Mesela la ilahe illallah, la ilahe illallah diyeceğiz ama ne diyoruz bununla? Neyi vurguluyoruz? Subhanallah, elhamdülillah diyeceğiz ama ne diyoruz Subhanallah demekle? Bunu devamlı bilinçlendirmek, onun o kelimeleri, kapsamlarını bilinçli bir şekilde doldurmak suretiyle devamlı hatırlamak lazım. Kur'an zikir diyor. Zikir kelimesini kullanıyor ama biz zikir kelimesini çok pörsütmüşüz. Robot veya şimdi artık bilgisayardan ya da teypten veya CD'den tekrar ettirir gibi tekrarın adına zikir demişiz de kıymetini kaybetmiş. Aslında zikir şu anda bizim yaptığımız mesele
şu andaki konuştuğumuz mesele, ya bu bizim her zaman hatırlamamız gereken meseleydi. Niye ben bunu hatırlamıyorum demek, yani sizin soruyu, sizin şu soruyu sormanız bu zikrin gerçekleştiği anlamına geliyor. Nasıl ben bunu sürekli kazanabileceğim? Demek ki bir şey kazanıyoruz, o bazen oluyor. Bunu devamlı yapmamız gerekir dedik mi, işte zikir budur. Bunu ne kadar devamlı yapmamız gerektiği noktasında ikna olursak, o kadar demek ki zikrimizi gerçekleştirdik demektir. Eğer sizin sözünüzde olduğu gibi sürekli farkındalığı kazanan bir insan sürekli zikrediyor demektir. Veya bu anlamda sürekli zikreden sürekli farkındalığı yaşar. Makkül'ün cevabı var. Güzel bir noktaydı, üzerine durmaya değer. Pratikle araba kullanmak nasıl düşünmeden yapılabilir hale geliyor? Öyle de bunun da eğitimini yaptıkça o hale gelecek. Hacs-ı iman dedikleri bu. Ama bu eğitimden geçmek, bu eğitime çok dikkat etmek lazım. Çok kıymetli olduğunu veya bizim yaratılış maksadımızın hacs-ı imanı elde etmek için olduğunu. Yani iman artık sebep-sonuç ilişkisi içerisinde bir zaman farkı olmaksızın gerçekleşir hale geldiğini. Yani duygular artık onu hep hisseder duruma geldiğini. Duygular onu hep hisseder duruma geldiğini anlayalım. Mesela bunu siz hem Makkün hem Yasemin Muş bildiğim kadarıyla çocuk sahiplerisiniz. Anne ve baba çocuğuyla beraberken bir gün annenin bu örneği verenin babadan mümkün ama anne daha da bir imkansız bir olay, böyle bir şey yaşaması. Bir gün annenin çocuğunu unutup benim çocuğum yok diye yaşaması mümkün mü? Yani büyürler, ayrılırlar, artık size bağımlı olmaktan çıkarlar, ayrı konu. Şimdi çocuklarınız genç, benim çocuğum yok gibi düşünebilir misiniz? Benim çocuğum yok gibi bir hesapla bir şeye, herhangi bir şeye teşebbüs edebilir miyiz? Bunun çocuk yavru iken, özellikle küçükken, sizin diyelim ki bebek, daha böyle canlı olsun örnek diye, bebeğiniz var, bebeğim yok gibi yaşamanız mümkün mü? Mesela bir yere ziyarete gidiyorsunuz, bebeği öbür odada uyutuyorsunuz, ondan sonra da bebek uyurken ziyaret vakti bitiyor, siz çıkıp gidiyorsunuz, eve geldiğinizde bizim çocuk bebek nerede ya, unutmuşum bizim bebeğin olduğu. Yasemin Muş diyor ki hayali bile mümkün değil. Mümkün değil, bakın sizinle beraber olmuş. Demek ki iman da bu hale gelebilir. Yasemin Muş diyor ki hayali bile mümkün değil. Makkün de söylüyor işte, okuyalım. Bunun önünde iki engel var. Birincisi, bu tür bir eğitimin farkında değiliz genelde. İkincisi, pratiğe devam etmek gerektiğine tam kani olmamışız. Evet. Biz iman ettik, neden hep konuşup duruyoruz bu mevzuyu diyor. Yani İnsan içimden şöyle geldi, bu şekilde konuşmak hem caiz değil hem doğru değil, ama madem içimden geldi söyleyeyim, vallahi doğru söylüyorsun diye. Hep ikisi de çok güzel yerinde bir tespit Makkül'ün. Yani bütün arkadaşlar, Yasemin Müş'ün tespiti de yerinde, Makkül'ün de. Hem böyle bir eğitimin farkında değiliz, bir de devam etmek gerektiğine tam kani olmamışız. Ben inanıyorum tamam deyip kaçıyoruz oradan. Oradan bir an önce fırlayıp çıkmak istiyoruz. Mesela çocukları olan ve çocukların sorumluluğunu taşıyan bir insanın tamam biliyorum canım, ben çocukların sorumluluğu benim üzerimde var, çocuklar benim var deyip oradan kaçıp
akşam eve getir, yemek getirmiyoruz, çocukların ihtiyaçlarının neler olduğu konusunda tedbirler almıyoruz vesaire. Ondan sonra yolda giderken birisi diyor ki sen neredesin bu akşam? Bir arkadaş uğradım da orada kaldım diyor. Ya senin çocukların var, seni bekliyorlar, onlar senden yemek bekliyor. Ya biliyorum kardeşim, benim çocuğumun olduğunu bilmiyor muyum sanki diye başlıyoruz konuşmaya. Biliyorsun da gereğini yapmadın ki. İşte iman bize her an böyle bir yaratılışın gerçekleştiğini ve bu gerçekleşmenin, bu gerçekleşen yaratılışın ancak mutlak bir kaynaktan geliyor olduğunun bilinciyle, şuuruyla bu dünyada yaşamak demektir. Ben biliyorum diyorum ama 24 saatin içinde namaz kılarken bile böyle bir şuuru doğru dürüst, yani şöyle yüzeysel olarak aklımıza geliyor da duygularımızı mahsedecek, duygularımıza iyice yerleşecek şekilde hatırlamıyoruz. Yani çocuğum var diyorum, tamam biliyorum çocuğum var diyorum. Bana sorun diyor, senin çocukların var mı diyorum, var var diyorum, işte ne kadar şu kadar diyorum. Şu kadar çocuğum var diyorum ama hayatta hiç çocuğum var gibi yaşamıyorum. Onun gibi oluyor. Bu da, bunun sebebini de Mahkum güzel söyledi. İman ettik deyip, Kur'an-ı Kerim'de var ya, siz iman ettik deyip bırakılıvereceğinizi mi zannediyorsunuz diye bir ayet-i kerime var. Hiç mi onunla imtihan olmayacaksınız? Yani unutmamız, ihmalimiz, gafletimiz söz konusu olmayacak. Evet, biz iman ettik, biz müminiz, artık Müslümanız, müminiz, böylece de hani hak yoldayız. Onun da neden olduğunu pek fazla bilmeyiz ama genellikle hak yoldayız. Evet, o halde bir daha bunu gündeme getirmeye gerek yok diyoruz ve oradan kaçıp, o şuurla yaşamaktan kaçıp birkaç tane iş ile, yapılan iş ile, onlara bizim ibadetlerimiz diyoruz bazen, o da yapabildiğimiz kadar yapıp tamam diyoruz, işte vazifemiz bitti deyiveriyoruz. Çünkü bu şekilde rahatlıkla dünya ile ilişkimizi sürdürebiliyoruz, dünyevileşebiliyoruz. Nefis de dünyevileşmeyi istiyor. Bunun için uyanık olmamız lazım. Özellikle bir eğitim eğitimsiz olmaz. Eğitim gerekiyor. Duyguların sürekli eğitilmesi gerekiyor. Bir başka yerde Nursi'nin başka anlatımlarında da diyor, nasıl ki yaratılış devamlı tazeleniyor, insanın da duyguları devamlı yeni atmosferde yaratılıyor, insan da devamlı değişerek yaratılıyor, değiştirilerek yaratılıyor. O halde her değişen duruma göre gözümüzü bir yere baktığımızda bir şey görüyoruz, o gördüğümüz bizi hayretler içerisinde bırakıp Sübhanallah diyecek, bir gün sonra bir başka şey görüyoruz. Aynı ağaca baksak bile rengi devamlı değişiyor. Yapraklar bir bakıyorsunuz büyümeye başlıyor, sonra sararmaya başlıyor, sonra dökülmeye başlıyor, sonra başka yapraklar, başka bitkilerin yaprakları çıkmaya başlıyor vesaire. Değişiyor, değişiyor, değişiyor. Neden? Her değişen olay karşısında o olayı değiştiren kaynağın sınırsız, kusursuz, mükemmel olduğunu itiraf etmek için bizim önümüze serilmiş bir tablo olduğunu düşünemiyoruz. Ben yaratıcıya inandım deyip, yani kainatın bir yaratıcısı var deyip, sanki ne derler, unu eledim, eleğimi astım mı derler, öyle bir tabir var, işim bitti manasına gelir. Tamam arkadaş, eleğimi astım, bitti, ben kainatın bir yaratıcısı olduğunu kabul ettim, tasdik ettim diyorum, ondan sonra dünyevi yaşam, hayatıma devam ediyorum. Yaşarken o imanı canlı tutmak için yaratılışın devamlı mutlak bir kaynaktan gelen emirle yenilendiğini ve hiç de bir zorluğun
söz konusu olmadığını, zorlanmanın kaynağı mutlak olduğunu tasdik ede ede yaşamak imanın başka bir lezzetli tarafı. Onun farkına varan insan rahat tevekkül eder, onun hikmetine güvenir, huzur içerisinde gerilime girmeden vazifesini yapar ve kainatın yaratıcısının kendisiyle daima beraber olduğunun huzuru, güveni içerisinde mutlulukla hayatını devam ettirir. Kendisi esbab dairesinde iradesine ne düşmüşse, iradesinin önüne ne gibi bir sorumluluk düşmüşse o sorumluluğu gerçekleştirir. Mesela yağmur çok güzel yağıyor. Dün benim bulunduğum yerde öyle bir şey oldu da çok güzel yağmur, rahmet yağıyor. Fakat biraz da rüzgar oldu. Yaz yağmuru bu maşallah. Öyle Rabbim bu zamanlarda böyle yaratıyor. Yağmur yağıyor, ben tuttum yağmur seyretmeye başladım ama unuttum ki pencereler açıktı, yaz olduğu için sıcak, kapatmak gerekir. Sonra bir baktım pencerelerde yağmur içeriye girmiş, yerleri ıslatmış, hemen koşarak onları kapattım. İşte iradeyi iyiye düşen nokta, kardeşim yağmur yağıyor, rüzgarlı, penceren varsa kapat. Ama bu mesele burada, o vazifemiz o. Ama bu gönderilen rahmetin nereden geldiğini, ne maksat, ne gibi mesajlar gönderildiğini o rahmet ile, bunları düşünmemeyi, tefekkür etmemeyi, yalnızca pencereleri kapatmak gerektiğini ve belki de farkına varmadan hay Allah bu da nereden çıktı, benim yerleri ıslattı, zemini ıslattı, belki yerde kıymetli halım varsa halımı mahvetti diye kahretmek için mi yaşanır? Ondan sonra da ben müminim diyorum, ezan okununca namaz kılıyorum. Çelişki üstüne çelişki. Dünyevileşme sinsi bir şekilde giriyor. Peki Yasemin Muş bir şeyler yazdı, okuyalım beraber. Hayat ayrı, iman ayrı gibi bir algımız var sanki. Öncelikle bu algının değişmesi gerekiyor. Makgün de evet çok doğru diyor. Hani doğru söze ne denir denir ya. Mutlaka çok doğru. Allah ebedin ya razı olsun. Öyle bir ayrımın, imandan ayrı bir yaşantının olması mümkün değil. Ya o yani kafir anlamında değil de imanın etkisini göstermediği bir hayat yaşıyoruz ama Rabbimiz şefkatinden, merhametinden vermeye devam ediyor. Hayatı devam ettiriyor, dünya hayatını. Yaratmayı devam ettiriyor ve bizim önümüze bak, buna da bak, buna da bak, buna da bak diye değişik mahlukatını sergiliyor. Mutlak olduğu için yani yaratıcı için bir problem yok. Problem bizde, tasdik ettik mi, etmedik mi, bilincinde olduk mu, olmadık mı? İnşallah evet, Makgün'ün bir yorumu daha var. Okuyalım, güzel görünüyor. İman etmiş bir kişinin yağmurlu havaya dil alışkanlığından dolayı kötü hava demesi, iman gözlüğü ile dünyaya bakma alışkanlığı olmadığını gösteriyor. Kötü hava, dün hava ne fenaydı, nasıl da rüzgar, böyle konuşmaya alışmışız maalesef. Bunların hepsi din denince, dini meselelerimiz, dini sorumluluklarımız, sorumluluklarımız, manevi sorumluluklarımız gibi ifadelerde iman ile yaşama bu ifadelerin iman ile yaşamayı içermemesinden kaynaklanıyor. Dini sorun arkadaşlarınıza, çevrenizdeki insanlara. Ben bazen böyle birisi neden çok fazla iman deyip duruyorsunuz, her zaman da imanla ilgili Kur'an-ı Kerim imanla ilgili ayetlerle dolu, hep de bu ayetleri konuşuyorsunuz, bizim hutbelerde duyduğumuz veya vaazların konuştuğu, vaazlarda dini nasihatler yapan, din konusunda kitap yazanların çoğunun hiç gündeme getirmediği ayetlerin hepsi üzerinde duruyorsunuz. Onların her zaman duyduğu ayetleri ya değişik bir şekilde
okuyoruz Risale'den, ya da onlar hiç bahsedilmiyor bile, zaten biliniyor diye. Onların kıymetsiz olduğundan değil, zaten toplum onların farkında. Şimdi insanların farkında olmadığı nokta üzerinde eğitim yapacaksınız. Öğretmen sınıfa girdiği zaman çocukların hep bildiğinden bahsedip durursa, öğretmen aa yeter sıktın artık canım, ben de bu okula gelmem artık dedirtir. Yani adım 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 her gün bilinmeyen bir problem, bir formül, bir formül, bir formül daha geliştirmek lazım. Ama biz 40 yıldır 50 yıldır ben cuma namazına gidiyorum. Bütün cuma namazlarında bahsedilen ayet ve hadisleri toplasam yüzü geçmez. Tekrar 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 buğday değirmeni gibi aynı şeyleri duyup duruyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de hep imani meselelerin anlatıldığı o geniş alandan bizim hutbelerde hiç bahsedilmez. Hiç kimse, ne bileyim, hiç siz duydunuz mu bir gün la uksimu bihazel beled ve ente hillum bihazel beled vesaire ila ahiraye ve şemsi ve duhaha ve semai ve tarik ayetlerini mevzu edinmiş bir hutbe. Neden ama bunlar ve bunların iman ile doğrudan doğruya dünyamıza yansıyan bakış açısının eğitimini, terbiyesini yapan bu ayetle bunlar hepsi, ama nasıl söyleyeyim, yani şöyle söyleyebilirim size, gerçi Türkiye'de bayanlar camiye gitme alışkanlığı yok da nedense hiç anlamıyorum onu da. Yani hutbelerde, vaazlerde duyduğunuz ne varsa onun dışındaki ayetlerin sayısı 6666 ayet var. 6400 tane ayettir. Bunları hiç duymazsınız. Bunun için bizde iman eğitimi gerçekleşmiyor alem-i İslam'da. İmanı bir defa vuku bulan, yani sanki doğuştan doğum belgesini, kimlik cüzdanı alır gibi aldım bitti gibi zannediliyor. Ben Müslümanım dedim ya, neden olduğunu da sormuyoruz. Hatta bazıları yalnız Müslümanım demekle de kalmıyorlar, sanki çok çok detaylı biliyormuş gibi. Ben Müslümanım, mezhebim var kardeşim, Hanefi, ben mezhepsiz değilim der. Hanefi der. Ne demek desen hiç haberi yok. Çoğu da belki Ebu Hanife diye bir zat vardı, ona da İmam-ı Azam derler. Oh, bizim imamımız Azam imam, kurtulduk der gibi. Paçayı kurtardık, öbürlerinin imamı daha küçük der gibi. Ona da İmam-ı Azam derler. Burada hani Türkiye dışındaki insanlara İmam-ı Azam dediğin zaman gülerler ya insana. Ne demek bütün imamlar azam, bu ne desti Ebu Hanife İmam-ı Azam. Neyse, başka mesele. Evet. Evet. Ben Makkün'ün yazdıklarına gözüm takıldı da durakladım. Böyle insanlar konuştukları zaman derler, yani neden böyle hep iman diyorsunuz dedikleri zaman insan işte onlara challenging bazı şeyler söylemesi gerekiyor. Onlara, yani sen böyle Allah'a iman ettim diyorsun ama biz Müslümanız diyoruz, tamam doğru söylüyorsun, Müslüman değilsin diye kimsenin söylemeye hakkı yok. Mutlaka doğru söylüyorsun, Müslümansın, ama İslamiyet'te Kur'an'ın eğitimine dikkat ettiğimiz zaman o eğitimde hep iman ile yaşamanın eğitiminin verildiğini görürüz. Neyse, ben uzattım, konuyu dağıtmış oldum. İşte yağmurlu havada dil alışkanlığından dolayı kötü hava diyoruz, fena hava diyoruz. Ya dün hava çok fenaydı diyoruz. Ama ne demek sen şimdi Allah'a, bazen öyle şaka yapıyorum ben. Aa diyorum, yani Allah çok kötü bir şey yaptı, bu Allah da ne işini bilmez bir adammış mı demek istiyorsun yani? Farkında mısın ne dediğinin? Gerçekten öyle mi, sen buna inanıyor musun? Yok ya, haşa diyor. Haşa, sen niye kötü diyorsun ya? Sen kendi vazifene basana git, pencereni kapatsana. Pencereni kapat. Rahmeti ilahiyede benim bana düşen vazife penceremi kapatmak. Ama gönderilen her bir yağmur damlasının sonsuz rahmetten geldiğinin bilinciyle yağmurdan, merhameti ilahiyeden, rahmeti ilahiyenin bana ulaşmasından memnuniyetle onu seyretmek vazifemi de
yani penceremi kapatmak, kapımı kapatmak, her neyse bunları da ihmal etmemek, o benim görevim. Pencereyi kapatmak ayrı bir olaydır, yağmur yaratmak tamamen ayrı bir olaydır. Sen pencereyi kapatmak zorunda kaldığın için fena diyorsun, berbattı dün hava diyorsun, diyoruz, çok kötüydü diyoruz. Neye? Pencereyi kapatmak zorunda bıraktı beni dercesine. Yağmursuz hayat olur mu dediğinde, sana bu bütün milyonlarca nimet sana sırf bu basit maddeyi gönderen Rab tarafından hazırlanıp gönderiliyor. Bu da onun vesilesi. Bu dünyada bu şekilde yaratılış gerçekleşiyor. Bak, bunun gerisinde sonsuz kudret, sonsuz rahmet bize kendinden haber veriyor dediğinde, o dini bir vazife gibi algılanmıyor maalesef. Evet. Burada Makgün maşallah çok şeyler yazdı, okuyalım. O ayetlerden bahsetse bile diye konuştuk, hani genel olarak toplumdaki din eğitimi veren kesimin tarzını konuşmuştuk. Onların imani boyutunu bilmediği için farklı yorumlayıp kendi alışkanlıklarını teyit etmede kullanılıyor. Doğru söylüyorsunuz, çünkü hadislerde aynı şekilde kullanılıyor. Onlara iman eğitimi yapıyor diye bakmadıkları için yine okumaya devam edeyim, galiba örnek vereceksiniz. Geçen cuma namazındaki hutbede imam hep ayet ve hadislerden örnek verdi ama adam düpedüz Yunan mitolojisi anlattı, gitti de bir tecrübesini anlatıyor. Evet, bunları duyup da nasıl Müslüman oluyor insanlar, anlamıyorum diyor Makgün. Genelden yani onların bunları duyduğu halde Müslüman olmalarının nedeni, genel olarak kainata baktıklarında insanlar, benim algılamam öyle, bu kainatın mutlaka bir yaratıcısı var ya, böyle böyle iş kendi kendine olmaz arkadaş diyor. Bu doğrudur. Doğru bir yaklaşım. O zaman yaratıcı varsa Allah'tan bahsetmek lazım diyor. Bu da doğrudur. Allah'tan bahsediliyorsa, bahsetmek gerekiyorsa, o zaman din Allah'tan bahsediyor. Dinin dışındaki kaynaklar Allah'tan bahsetmiyor. O halde din doğrudur diyor. Ve eğer bulunduğu çevrede din olarak İslamiyet dini yaygınsa Müslüman olduğunu söylüyor. Hristiyanlık dini yaygınsa Hristiyan olduğunu söylüyor. Yahudilik yaygınsa Yahudi. Yahudiler çok az da dünyada, o kadar önemli değil sayı itibariyle. Budizm hakimse Budist olduğunu söylüyor. Hinduizm hakimse Hindu olduğunu söylüyor. Yani o genellemeden sonra, burası çok önemli. Bu insanlar nasıl Müslüman oluyorlar? Gerçekten Müslüman oluyorlar değil. Dini inkar etmiyorlar. Müslümanların yaşadığı toplumda Müslüman olduklarını söylüyorlar. Hristiyan, böyle duyguya sahip bir insan inkara kastetmediği zaman Hristiyanların bulunduğu toplumda da Hristiyan oluyor. Hiç fark etmiyor. Aynı nedenden dolayı Hristiyan oluyor. Yani şu yaratılışa baksana, şu aleme baksana, harika diyor. Bunun mutlaka bir yaratıcısı olması lazım diyor. Ve evinden kalkıp kiliseye gidiyor, eğer Hristiyan bir toplumdaysa. Ha, nasıl Müslümanlığa convert ediyorlar demek istemiştim. Olur, siz başka bir alemden geldiniz, şimdi ben Türkiye şartlarında konuşuyoruz diye düşündüm. Tamam. Şöyle için, eğer birazcık düşünüyorsa, o düşüncesi Hristiyanlık teolojisinin yani Allah anlayışının çıkmazlarıyla dolu olan bir takdim karşısında Hristiyanlığı reddediyor, şüphelerle karşılaşıyor. O noktada, o çıkmazların olduğu noktada İslamiyet çok net, çok Türkçe söyleyiz, aklıma gelmedi, doğrudan doğruya mı, straightforward bir açıklaması var. Yaratıcı tektir, hiçbir yaratığın yaratıcı olma özelliğinden bahsedilemez, hepsi yaratıktır. Bu onun kafasına yatıyor. Bazılarının kafasının gerisinde de rahatsız olduğu, kızdığı, ikna olmadığı
topluma tepki verirken bu tepkiyi en makul bir şekilde değerlendiren İslam olduğu için tepkinizde haklısınız diye hemen meyletmeye başlıyor. Genellikle Kur'an'dan bazı ayetler okuduklarında yani bu olabilir, bu daha doğru diyorlar ve onun için dönüyorlar. Hatta 5-6 yıldır kendisini Müslüman tanıyan diye tanımlayan bir arkadaşın, o convert dediğiniz yani İslamiyet'e ihtida etmiş olan arkadaşın ciddi ciddi bir çalışmaya girdikten sonra, yani kendisinin itirafı böyleydi, yani şu ciddi çalışmalar yaptıktan sonra kesin anladım ki İslamiyet gerçekten hak dinmiş diye. Önce hissediyordum, şimdi tasdik ediyorum diyor. Peki, uzatmayalım. Mesela o imamın öyle bir Sidretül Münteha tarifi vardı ki mitoloji gibi anlatırlar. Evet, ben çocuklarım o kadar uçuk bir mesele bile anlatmam. Zaten masal diye dinlerler. Sonra da büyüdüklerinde babam bize böyle masallar anlatırdı diye inkar ediyorlar. Yeni neslinin düşünenlerinin Müslüman toplumlarda inkara gitmelerinin nedeni bu işte. Neden yeni nesil inkara gidiyor? Müslümanların İslamiyet'i mitoloji olarak anlatmalarından, İslam'ın imani meselelerini mitoloji olarak anlatmaları, ameli meselelerini de takliden empoze etmeleri, her ikisi de tepkiye neden oluyor. Yani çocuk eğer iyi bir kaynaktan İslamiyet'in gerçeğinin anlatıldığı bir imkana sahip olmadıysa, gerçeğini anlatan bir kaynağa muhatap olmadıysa reddediyor. Ama çok da kolay değil. Annesinin babasının ya da böyle bir toplumdan gelen toplumun verdiği imajla reddetmesi çok kolay değil. Bu adam böyle söylüyor ama diyor din tamamen saçma olamaz çünkü bu kainatın yaratıcısı olması lazım diyor. Genelde. Onun için birdenbire dinden çıkmıyor. Bu sefer dinle olan bağını, yani burada var bir sıra ama ben anlamıyorum diyor, inkar etme diyor, inkar etmeme noktasında dinle olan bağını koruyor. Tasdik etme noktasında eline malzeme verilmediği için, tasdik edemediği için de hayatına o tasdiki geçiremiyor, uygulamıyor, hayatına indiremiyor. Benim gördüğüm. İnkar etmeme noktasında çok kimse kalıyor, tasdik etmeden daha çok inkar etmiyorlar. Çünkü inkar etmek vicdanının sesini dinleyen, kokuşmamışsa yani mutlaka inadına düşünmüyorsa inkar etmek çok zordur. İnadına düşünen inkar etmesi kolay değil. Hayır, inadından inkar ediyor. Yoksa delili olduğundan değil. İnkarın delili yok. Şu kainat o kadar anlamlı ki bunun kendi kendine olduğunu anlatmak senin dinlediğin imamın Sidretül Münteha'yı tarif ederken ki uydurduğu veya yakıştırdığı mitolojiye benzeyen anlatımlar gibi bu kainatın kendi kendine olduğunu anlatmak da ancak böyle bir mitoloji anlatır gibi takınılan tavrın sonucunda gerçekleşebilir. Yoksa kendi kendine olduğunu, oluştuğunu izah etmek, ispat etmek, aklın önüne sermek mümkün değildir. En makul tarifi yani Big Bang dediler, insan güler yalnızca. Patlamış diye, her şey patlıyor zaten, patlatarak yaratılıyor. Peki ağaç da bu patlayarak oldu, sonra işte döne döne bu şekli almış. Yani bu kadar da Sidretül Münteha'nın anlatılmasından bin defa daha, yani o da siz hikaye diyorsunuz ama onların anlattığı bu anlatılandan bin defa daha hikaye. Bu kendi kendine nasıl oluyor hiç kimse sormuyor. Ya o şekilde inkar edenler. Ama
azıcık da olsa vicdanını açmış ve dinleyen iyi kalpli insanlar olmaz olmaz böyle saçmalık diyor. Din doğru olması lazım diyor, o kadar. O da orada kalıyor. Dini tasdik ettim demek ya da taraftar oluyor. Yani inkar etmiyor, onu tasdik ettim zannediyor. Yani tasdiki iman zannediyorlar. Esas toplumun, Müslüman toplumların, hatta Hristiyan toplumların diyeceğim çok daha sayısı fazla. Ama Hristiyan toplumlarda tasdik etmek için çalışma yapamazsınız. Tasdik etmek için çalışma yaptıkça batarsınız. Taklit ettiğiniz sürece Hristiyan olarak kalabilirsiniz. İslamiyet'te ise tasdik etmek için araştırma yaptığınızda elinize çok imkanlar geçer. Onun için İslam toplumunda tasdik etme araştırması yapmayı hiç, özellikle İslamiyet'in gelişmesini istemeyenler hiç kabul etmiyorlar. İmanın hakkaniyetini konuştuğunuz zaman tüyleri diken diken oluyor. Neden? İmanın hakkaniyetini dile getirdiğinizde, mantıki bir şekilde iman haktır diye konuştuğunuzda sizi her yerden kovuyorlar. Buradan da anlaşılıyor ki en çok rahatsız oldukları nokta o. Ama İslamiyet'i bağnazca, dogmatik bir şekilde, daha argo bir tabiriyle aptalca savunduğunuz zaman her gün sizi konuşturuyorlar. İslamiyet'i hümanizm adına konuşturduğunuz zaman da sizi çok konuşturtuyorlar. İyi dikkat edin. İyi dikkat edelim bunlara. Benim dünyamda çok önemli noktalar, inkılap yapan noktalar bunlar. İki şeyi yapacaksınız. Ya aptalca dini savunacaksınız, meşhur olursunuz. Ya dini hümanizmin içine sokacaksınız, o zaman da meşhur olursunuz. Sizi desteklerler. Ama desteklerken de desteklediklerini göstermezler. Bak, dinsizler bu adamı destekliyor diye. Sanki böyle bağırıp çağırıyormuş gibi, aleyhine konuşuyormuş gibi yapıp meşhur ederler sizi. İyi dikkat edin. Bu adamın çok tabileri var. Elinden gelse bu hükümeti, devleti de yıkacak diye bağırırlar. O devlete, hükümete hakim olacak bir kuvveti varmış ha diye Müslümanlar da onun arkasına gider. Bilmiyorum aleyhine gibi yaptığı konuşmadan lehine propaganda yapar. Çok dikkat edin. Ben bazı programlara dikkat ediyorum. Bu programlarda mesela yani şimdi çok özel olacak da, herkesin bir hakikati arama usulü var. Bir yerlerde dikkatimi çekti. İsim vermeyeceğim. Nasıl bir yer olduğunu da söylemeyeceğim. Aleyhe gibi konuşarak lehte propaganda yapıyor. Bunu çok çok ilginç bir şekilde tespit ettim. Bunu yapan da maalesef Siyonistler. Böyle bir ilginç oyun var. Birisinin mesela aptalca bir şey yapıyor, tamamen onun aptallığından dolayı onu hemen ön plana çıkartıyorlar. Gülüş hale getiriyorlar ve onun ismi altında İslamiyet'i gülünç hale getiriyorlar. Yani out of date, zamanı geçmiş, ilkel meseleler diye. Eğer birisi İslamiyet hakkında tatlı tatlı şeyler söylüyorsa, iyi dikkat edin, eğer insancılıkla karıştırıyorsa, hümanizmle, spiritualiteyle falan karıştırıyorsa, ona da bu adam her şeyi bilmem dedi, dünyayı ihmal etti, olmaz böyle falan, herkesi dine bağlayacak, bu adamın gayesi dinden başka bir şey değil diye bağırıp çağırıyor aleyhine, ama aslında insanların, dine meyyal olanlarını onun arkasına sevk ediyor. Başka yere gitmesinler, bu adamı gitti yere gitsinler diye. Çünkü dini Allah'ı tanımanın ötesinde hümanistleştirdiğinden dolayı bu zokayı yutmayacağız. Emin ol, bunu bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Yani bakıyorum, görüyorum, bağırıp çağırıyor. Şöyle yaparız, böyle keseriz, asarız, biçeriz falan diyor. Ama yani aslında iyi diyor, böyle devam etsin, biraz da korkuturuz da öyle kalır diye. Yani anlıyorum, hiç dikkat ediyor musunuz?
imanın hakkaniyetinden değil, hep onun hümanistçe yorumlanışından, vahyin hakikatinden değil, spiritualiteden, ruhaniyatçılıktan kaynaklanan bir ruhaniyatçılıktan yana olduğu için veya o yana girecek şekilde destek görüyor. Çok 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 dikkat edin. Çok dikkat edin buna. Mesela adam yani böyle insan görüyor da artık her şeyi açıkça söyleyemiyor. Siz de buna çok dikkat edelim, kendimize de dikkat edelim. Risale-i Nur'daki iman hakikatlarını, imanın hakikatlarını, eğitimini yapan iman noktayı nazarından, imanın hakkaniyetinin açıklanması noktasından eğer Risale-i Nur'la ilginiz varsa hiç siz gündeme gelmezsiniz. Ama getirilmezse biliyorlar. Ama eğer hem Risale diyor hem de iman eğitimi yapmıyorsanız sizi çok teşvik ediyorlar. Ama nasıl teşvik ediyorlar? Siz iyisiniz diye değil, o zaman kimse gitmez ki. O adamın bunu söyleyenlerin genellikle dine düşman olduğunu herkes biliyor. Ne yapıyor? Bu adam nurcu falan diyorlar. Anladınız mı bilmiyorum. Yani bu kadardan fazlası da lades olur. Çok dikkat etmek lazım. İnşallah. Peki efendim. Ben burada duracağım. Rabbimiz feraset versin. İmanın hakikatini gündemimize getirerek yaşamak nasip etsin. Hayatımıza indirgeyerek yaşamak nasip etsin. Bunun için de devamlı eğitim yapıp devamlı kendimizi hatırlatacağız. Bu hakikati, bu zikirdir. İşte Kur'an'da zikirdir. Kainat da zikirdir. İyi dikkat edin. Aynı hakikati hep aynı şekilde dile getire getire yaratıcınız mutlak diyor. Kur'an'da sizin bir yaratıcınız var, sahibiniz var, kendinizi başıboş zannetmeyin bu dünyada diyor. Peki efendim, inşallah bundan sonraki dersimizde, sohbetimizde inşallah remiz, 8. remizde çok önemli bir konu var. Bu konuyu ben yani merakla nasıl çalışacağız, nasıl gündemimize getireceğiz, nasıl analiz edeceğiz diye bekliyorum heyecanla. İnşallah gelecek cumartesi oradan başlayalım. Bugün için ben söyleyeceklerimi burada bitirmek istiyorum. Vakitte geçti. Siz de eğer mikrofon isteyen varsa veya ekranı kullanarak sorularını yorumlarını paylaşmak isteyenler varsa memnuniyetle devam ederiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enel hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha.